Niğde'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte döner ustaları zorlu bir mesai geçiriyor. 33 dereceye ulaşan sıcaklıkta çalışan ustalar ateş başında saatlerce çalışarak işlerini sürdürüyor. Vallahi ben ne kadar anlatsam şimdi boş, yani bunu yaşamak lazım bu sıcaklığı. Ya dışarıda sizin yaşadığınız sıcaklığın bir iki kat da burada var zaten. Ya ona göre ya şu an zaten görüntüden de belli olması lazım terimizden. Dışarı 30'sa burası da bir 20 de ekleyin, yani bir 50-60 falan dereceyi buluyor yani sıcaklık derecesi. Serinlemek için bir arkadaşlarla mecbur sırayla değişerek çalışıyoruz. Değişerek çalışmazsak bir iki saat içinde çalışamaz bir duruma geliyor yani sıcaklık. Ya normalde 3 saate bir yarım saat gidip dinleme molalarımız oluyor. Ona göre gidiyoruz, dinlenip geliyoruz, tekrar geliyoruz. Ya biz alıştığımız için, belki de 20 yıla yakındır bu işi yaptığımız için, ya yeni gelen biri girmiş olsa onlar daha çok sıkıntı çeker. Ha biz 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Ha bizim vücut alıştı artık bundan sonra sıcağa. Bizi o kadar etkilemiyor. Dışarı ne kadar sıcak olursa olsun bizi etkilemiyor. Ama normal dışarıdan bir tane arkadaş getirin buraya koyun, yarım saat duramaz yani o şekilde. Şimdi her insanı yapacağı bazı mecbur işler vardır. Bizim mesleğimiz de işimiz de bu. Sıcağa da katlanacağız yani, ekmek parası. Aşağı yukarı 10 saat başında duruyoruz. İsterseme etkiliyor. Baş ağrısı yapıyor, yorgunluk yapıyor. Ya çözüm işte ara veriyoruz. Arkadaşlarla beraber değiştiriyoruz yani havalandırma, dışarı çıkıyoruz. Öyle çözüm buluyor. Başka çözüm bulacak işimiz yok. Havaların sıcak gitmesiyle beraber bizim de karşıda gördüğünüz gibi sürekli ateşin başında olduğumuz için zorlu bir mesleğimiz var. Bu sıcak günlerde iyice zorlanıyoruz. Vardiyeli şekilde çalışıyoruz ama yine de sıcağın karşısında etkileniyoruz. Bu sıcağa herkes dayanamaz. Ben ilk zamanlarda vücudumda çok acayip böyle su toplamalar oldu. Ama zamanla alışıyor, ama her babaydın yapacağı bir iş değil bu. Bu sıcağa karşı çözüm yolumuz işte bu şekilde görüldüğü gibi vantilatörle veyahut da işte hani molalarımız var bizim. Sürekli zaten bir insan ateşin başında kalırsa dayanamaz. Arkadaşlarımızla beraber işte bir kısmı 2-3 kişi kesiyoruz, 2-3 kişi sarıyoruz. O şekilde birbirimizi mola yaparak idare etmeye çalışıyoruz.